Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Daha önce gelmediyseniz eğer ben Sena Özgürt. Kanalımda işte kişisel gelişim, kitaplar, gündem vesaire böyle şeylerden bahsediyorum. Zaten kanalıma girip video içeriklerime de bakabilirsiniz. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Her gün daha iyi bir insan olmaya çalışıyorum ve burada da aslında bunu sizinle paylaşıyorum. Şu anda da soru cevap videosu çekelim. Bana sorularınızı gönderin dedim. Siz de göndermişsiniz. Şimdi onlara cevaplıyorum ve yarın yani cumartesi günü siz bunu izliyor olacaksınız. Size sorularınız var mı diye bana sordum Instagram'dan. Her zaman hiç soru gelmeyecek diye çok korkuyorum. Ama yine gerçekten iyi sayıda soru sormuşsunuz. Teşekkür ederim. Büyük ihtimalle hepsini alamam videoya. Çok uzun olmasını da istemiyorum. Biraz sıkıcı oluyor bence uzun videolar. Teşekkür ederim. Sorularınızı cevaplayamazsam kusura bakmayın şimdiden. O zaman hemen başlayalım. Berra kamera arkasında bana okuyacak. Koca yürekli Berra. Sınava hazırlamam için elinden geleni yapıyor çünkü. Berra okuyacak, ben de cevaplayacağım. Çok ünlü biriyim çünkü. Tamam, ilk soruyla başlıyorum. Çok 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 üzüldüğünde ilk ne yaparsın demiş. Çok üzüldüğümde uyurum. Yani direkt uyurum. Başka bir cevabı yok bunun. Birisi cilt bakım önerisi istemiş. Ya cilt bakım önerilerini benden çok fazla istiyorsunuz ama benim gerçekten bir cilt bakım önerim yok. Yani bir sabun blokta sabun su gerçekten. Artık değil. Eskiden öyleydi de. Bir vlogda göstermiştim. Onu buraya eklerim. Oradan bakabiliriz. Ondan başka hiçbir şey yapmıyorum. Onu da bana bir arkadaşım önermişti. Direkt gözü kapalı bir şekilde ona güvenerek aldım. Yani hiçbir bilgim yok cilt bakımı konusunda. Boy kilo yazmış. Boyum ben Cafer. Boyum 1.10. Benim adım Cafer. Boyum 1.10. Bilmiyor musun bu espriyi ya? Çok komik bir espriydi bence. Boyum 1.70, kilomda 58. 11. sınıf meslek lisesinde okuyorum. Hayatımda hiç çalışmadım. Okul dersleri yetiyor. Çalışmaya nereden başlayabilirim? Buna Berra cevap versin hadi. Berra üniversite sınavına hazırlanıyor şu anda. Hazırlanmamak için videoda benim sorularımı okuyor. Ben çok iyi hazırlanıyormuşum gibi ona. Aynen. Bence şu an paragraf program çözsün sadece. Yazında TYT kalsın. Şu anda derslerine çalışsın sadece 11. sınıf derslerine. Aa, gerçi meslek lisesinde okuyormuş. Yani büyük ihtimalle... Gerçi bu sayısal mı, TML mi bilmiyoruz ki. Yazan kişi onu söylememiş. Ama yani her halükarda zaten paragraf problem çıkacak yani sınavda. O yüzden aynen. Şu an paragraf problem çalışsın. Normal derslere baksın, AYT derslerine. Bir de bence matematikle ilgili sorunları varsa, hani antrenmanlarla matematik falan gibi böyle temel şeylerle o sorunlarını aşsın bence. Ben 11. sınıftayken öyle yapmıştım. Üniversiteye hazırlık videomu da buraya koyarım. Ben anlamıyorum. Benim Türkçe yetmiyor. Tamam, ben yazılan cümleyi okuyacağım sadece, tamam mı? Tamam, sen sadece... Ya o kadar gerçekten sorular o kadar devrik cümlelerle geliyor ki Berra bunları anlayamaz. Berra sayısalcı çözemiyor. Evet, kendini geliştirmek için yaptıkların sonra günüm verimsiz, ne yapayım sonra nokta 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 yer yok, bunlar yeter. Bir dakika, bir daha. Dur. Günüm verimsiz geçiyor, ne yapayım diyor galiba. Kendini geliştirmek için yaptıkların... Tamam, dur bunu söyleyeyim. Kendimi geliştirmek için yaptığım her şeyi vloglarımda görebilirsiniz. Videolarımda görebilirsiniz. Ya zaten kanalım benim tamamen bunun üzerine. Yani kendimi geliştirmek için ne yapıyorsam bu kanalda paylaşıyorum. Videolarımı izleyebilirsin kendimi geliştirmek için diyormuşum. Ya hani videolarımı da görebilirsin. Sonraki. Bir de günüm verimsiz demiş. Yani günüm verimsiz geçiyor. Ne yapayım günümü verimli hale getirmek için demeye çalışmış. Günün verimsiz geçiyorsa, yani bunu aslında bunun farkında olman bile bence çok güzel bir şey. Gününü verimli hale getirmek için şunları yapabilirsin. Kendine bazı hedefler koyarsın. Mesela İngilizce öğrenmek istiyorum gibi. Sonra onun için her gün işte 15 dakika mı, yarım saat mi, bir saat mi vakitler ayırırsın kendine. Kitap okumak için vakit ayırırsın. Belki bir şeyler izlemek için vakit ayırırsın. Zaten günün bunları yaparak hani kendini daha iyi ileriye taşıyacak bir şekilde yaşayarak verimli geçer zaten. Bana göre. Tamam. Hayat felsefem ne demiş birisi? Kendimizden başka kurtarıcı beklemiyoruz. Aa, şurada görünmüyor. Siyaset diye sormuş birisi.
Ya neden siyaset olduğunu ben de bilmiyorum da. Lisede benim sıra arkadaşım ve kardeşim şey istiyordu. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler istiyordu Marmara'da ikisi de. Sonra kardeşim fikrini değiştirdi. Ben de demiştim ki o zaman, abi saçmalamayın ya, ben asla siyaset okumam falan demiştim. Bilmiyorum ya, okudum. Ama aslında ben hep siyasetle ilgili bir insan değil miydim zaten? Siyaset hep benim hayatımın içindeydi yani. Hukuk hedefimdi. Ondan sonra zaten hukuk tutmadı. Özellerde ücretli bir şekilde tutuyordu. Bilmiyorum, siyaset yazdım sonrasında. Şu anda da memnunum. Yani güzel, biraz kaotik bir şey beni besliyor. Kaotik şeyler. Aa, kamera kaymıştı, onu düzelttik. İnşallah düzgün olmuştur. Lütfen belki isterseniz bir video çekerim dediğin eğitim sistemi nasıl olabilir videosunu çek. Ya of, bunu galiba sen aynı kişisin. Bunu çok fazla yazıyorsun. Ama çekmek istemiyorum ya. Bilmiyorum. Hiç o konuda video çekmek istemiyorum çünkü ben bunun hakkında çok fazla düşünüyorum, tamam mı? Ve böyle yüzeysel de düşünmüyorum. Çok detaylı bir şekilde düşünüyorum. Ve ya YouTube'da da paylaşmak istemiyorum açıkçası. Yani kusura bakma gerçekten ama. Daha önceki Instagram hesapları neden kapandı? Ah bir bilsek. Ah biz bilsek gerçekten hiçbir fikrimiz yok. Şikayet edildi çok fazla kez. İki kere kapandı işte. Düşmanlarım var. Hiçbir şey yapmak istemediğin günlerde ajandanın gün sonu durumu nasıl oluyor? Göstereyim. Ya bomboş oluyor yani aslında. Bakayım. Mesela bakın. Ocak 1 ile Ocak 2'de hiçbir şey yapmamışım. Yani görünüyor mu bilmiyorum. Ocak 1'de işte buraya sadece bir kitap toplantısı varmış. Bir dizi izlemişim. İşte annemin doğum günüymüş. Bir de çok hastaymış mesela. Çok hasta olduğumu yazmışım. Çünkü ileride niye bugünlerde bir şey yapmadım diye şey yapıyorum. Adı neydi? Yani kendime kızmayayım diye. Böyle yani boş, gördüğünüz gibi. İkisi de boş. İşte kitap okumuşum sadece. Anneannemin doğum günüymüş. Bu kadar yani. Böyle şey boş olduğu günlerde dememiş ki. Ne demiş? Hiçbir şey yapmak istemediğin günlerde diyor. İstemediğim için yapmıyorum ki zaten. İstesem yapardım yani. Hayır. Hiçbir şey yapmak istemediğim için ajandan boş oluyor böyle. Diyorum ki mesela canım ders çalışmak istemiyor ama çalışıyorum da olabilir yani. Bence öyle değildir ya. Hani şöyle yani. Her gün canım zaten çalışmak istemiyor ki. Mesela şu an ders çalışıyorum ama canım ders çalışmak istediği için çalışmıyorum. Çalışmak zorunda olduğum için çalışıyorum. Mesela yani böyle oluyor. Tamam da bazen... Yapmadığım zamanlarda da böyle oluyor. Tamam, diğer soruya geçiyorum. Günlük tutuyor musun? Tutuyorsan yazamadığın günler için bir şeyler yapıyor musun? Ya günlük tutuyorum. Bayağı küçük yaşımdan beri tutuyorum günlük. Ama hani her gün yazmıyorum açıkçası. Özellikle son zamanlarda böyle ayda bir falan yazıyorum. Yani çok böyle her gün yazmak istiyorum ama üşeniyorum artık ya. Yani vaktim olmuyor. Dışarı çıktığım günler günlük hedeflerini etkiliyor mu? Etkiliyor, evet. Yapmıyorum dışarı çıktığım günlerde. Yani ya önceden hani çok o gün çok iradeliysem, motiveysem yapıyorum ama genelde şey oluyor, olmuyor işte. Bir eşya olsan ne olurdun? Ajan. Direkt ajan da olurdum. İlk aklıma bu geldi. Çünkü şey oluyor şimdi, mesela arkadaşlarla konuşuyoruz, sohbet ediyoruz falan. Mesela birisi diyor ki ajanda mı bir şey yazdım diyor. Sonra herkes Sena işte Sena'yı mı izledin falan oluyor. Böyle bir espri dönüyor sürekli ajanda üzerinden ve benim üzerimden. Ben yatak olurdum. Hiç şaşırmadım biliyor musun? Ben artık uyumak istemiyorum. Uyku olmak istiyorum. Moralin çok bozuk olduğunda o sabah kalkmak istemediğinde ne yapıyorsun? Kalkıyorum. Kalkmak zorundayım çünkü zorla uyandırıyorlar. Kalkıyorum. Kahvaltımı yapıyorum. Çok bozuksa moralim ve hiçbir şey yapmak istemiyorsam uyuyorum. Ya da bazen kendimi bir şeyler yapmaya zorluyorum falan. Böyle yani hani şey değilim, sorular biraz şey gibi olmuş. Sanırım benden böyle çok motive edici işte hani canını istemediğinde ne yapıyorsun, nasıl aşıyorsun gibi şeyler bekliyorsunuz ama hani canım hiç istemediğinde genellikle kendimi çok sıkıştırmamaya bakıyorum. Ama sıkıştır.
değiştiriyorum genelde. Gelecekteki planların, hedeflerin neler? Açıkçası şu anda gelecekten özellikle meslek olarak çok net bir hedefim yok. Yani bir tane bir hedefim var ama onu da böyle çok söylemek istemiyorum açıkçası çünkü hani büyük bir şey ve olmazsa da bilmiyorum ya, o durumun enerjisini düşürmek istemiyorum. Takip ettiğin YouTube kanalları? Takip ettiğim YouTube kanalları Başak Kaplan. Adını unuttum. Dinçer Güner. Dinçer Güner, astrolog. Boş astrolog Elvan. Barış Özcan'ı takip etmiyorum ya. Sıkılıyorum. Barış Özcan bence ilk çıktığında çok şeydi ya. İlk çıktığında çok etkileyiciydi ama artık etkileyici gelmiyor. Bir de böyle hani uzaya falan ben çok ilgi duymuyorum. Aslı Avşaroğlu'nu takip ediyorum. Tatlı birisi. Başka aslında çok fazla kişiyi takip ederim ama şu anda pek aklıma gelmedi. Bunlar yani. En çok takip ettiklerim bunlar. Kapanmaya nasıl karar verdin? Ne zaman kapandın? Ben... Bunun için bir video çekeyim. Cidden bir şey değil mi? Bunun için bir video çekeyim mi? Tamam. 9. sınıfın 1. döneminde kapandım. Hayır. 9. sınıfın 2. döneminde kapandım. Mart ayıydı. Nasıl kapandım? Ben bir rüya görüp kapandım da. Ay bayağı uzun o rüya. Belki başka bir videoda anlatırım. Bence anlatayım. Belki de anlatmam. Ya çünkü video uzun olacak. Bir sürü soru var. O yüzden yani. Belki başka bir videoda anlatırım çok merak ediyorsanız. Yoruma yazın eğer istiyorsanız, anlatırım başka bir videoda. Çok komik. Komik de değil aslında. Çok çok etkileyiciydi bence. Rüyanın ben hala etkisinden çıkamıyorum. İlk yurt dışına çıkma hakkınızda nereye gitmek isterdiniz? En sevdiğiniz mevsim nedir? En sevdiğim mevsim ilkbahar. Çok seviyorum. Böyle pembe pembe çiçekler çıkıyor falan. Müthiş mutlu oluyorum. İlk yurt dışına çıkma hakkımda nereye gitmek isterdim? Polonya. Ya şöyle... Hayır, Polonya'ya gitmek istediğin yer değil. Evet. Gidebileceğin yer. Aynen, aynen öyle. Bilmiyorum ki, Avrupa'yı gezmek isterdim. Yani ilk önce Avrupa'yı, ondan sonra tüm dünya, hani dünya turu atmak gibi bir hedefim yok. Ama dünya üzerindeki böyle çoğu ülkeyi ve çoğu en azından bölgeyi gezmek istiyorum ama ilk Avrupa ile başlamak isterdim açıkçası. Yeni okulum nasıl? Yeni okuluma pek gitmek kısmet olmadı ya. Yani işte online eğitim vesaire. Alıştım. Sistemine alıştım. Derslerine alıştım falan. Biraz çok fazla dersim var, o yüzden biraz yoruluyorum. Alıştım ya, sevdim. Bir de münazaraya katıldım. İzliyorsanız münazaradaki insanlar çok tatlı gerçekten. Çok duygusal bir konuşma yapabilirim. Kolay alıştım aslında İstanbul münazara sayesinde. Geçen de kampüsünü gördüm. Siz de Instagram'dan takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Tekrar gittim kampüsüne. Bir bağ kurdum gibi hissediyorum. Evet. Nasıl bu kadar özgüvenli ve kendinden eminsin? Özgüven hakkında konuşsam biraz. Nasıl bu kadar kendinden emin ve özgüvenli olabiliyorum? Ya açıkçası bu kadar kendinden emin ve bu kadar özgüvenli miyim bilmiyorum. Bir yıl öncesinde sorsaydım bu soruyu sanırım bunu anlatabilirdim. Hani çünkü bir yıl öncesinde ben çok özgüvenli ve çok kendinden emin olduğumu düşünüyordum. Ama sanırım artık o kadar değilim. Yani kendimden emin olabilirim bence. Kendimden eminim sanırım ama artık o aşırı özgüvenlilik yok bende. Aslında hala bende bir ego ve kibir var ama bilmiyorum. Yani nasıl oldum? Biraz aslında kendini tanıdıkça oluyor. Kendimi tanıdım artık. Ne olduğumu, ne olmadığımı falan anladım. Bu yüzden insanların benim hakkında ne dediği hakkında artık çok daha az düşünüyorum. Çok daha az umursuyorum. Bu da beni daha özgüvenli ve daha kendinden emin yapıyor olabilir. Türkcell'in eğitimi nedir? Staj gibi bir şey mi yapacaksın? Ya şöyle, Türkcell'in bir sınırsız yetenek diye bir eğitimi vardı. Ben ona katıldım. İnsan kaynakları konusundaydı. Staj yapacak mıyım bilmiyorum. Bir proje yaptık. Projeyi teslim ettik. Ama ben çok iyi bir sunum yapmadım. Kötü bir sunum yaptım bence. Çünkü çok vaktim yoktu. Eğer beğendilerse staja çağıracaklar. Çok fazla kişi var başvuran. O yüzden çağıracaklarını çok da düşünmüyorum. Yani böyle bir şey. Büyük ihtimalle çağırmayacaklar staja. Yatay geçiş sürecin nasıl geçti?
Ay çok zor geçti gerçekten. Yine buraya koyuyorum. Onun hakkında bir sohbet yaptım. Sohbet videosu çekmiştim. Orada anlattım aslında her şeyi. Çok krizli geçti. Burcunu merak ettim demiş birisi. Terazi burcuyum. Yükselim akrep. Ay burcunda ikizler. Lab genç nedir? Yani bir kulüp. Gençler arasında bir kulüp. Çeşitli etkinlikler yapıyorlar. İşte kitap kulübü, film kulübü vesaire yapıyorlar. Böyle etkinlikler yapan, çok tatlı insanlardan oluşan bir sosyal platform. Tamam, videoyu burada keselim artık. Bana soru sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.